ben Beste ve videoma hoş geldin. İnsanlar kilo vermenin ne kadar zor bir şey olduğuna yakınıp duruyorlar fakat bilmiyorlar ki kilo almak hepsinden daha zor. Çünkü bu insanların genelde mideleri küçük oluyor ve en ufak şeyle karınları hemen doyup tokluk hissi yaratabiliyor. Bu sebeple de kilo almak gerçekten zorlaşıyor. Kilo almayı bırakın bazen sağlıksız bir duruma geçip vücuttaki yararlı besinleri bile karşılayamıyor. Vücut kendine besin alamayacak hale gelebiliyor. Bu da gerçekten büyük bir problem yaratıyor. Yani kilo almak sadece görsel açıdan bir problem değil. Aynı zamanda hem sağlığımız için çok önemli hem de kişinin bence psikolojisi için çok çok önemli bir durum. Peki ben zayıf mıyım, zayıf olduğuma nasıl karar veririm, sağlıklı olup olmadığımı nasıl karar veririm diyorsanız eğer boy kilo endeksinizi ölçebileceğiniz siteler var. Hemen aşağıya beğendiklerimden birini link bırakırım. Çok basit, boyunuzu ve kilonuzu yazıyorsunuz. Yanılmıyorsam cinsiyetinizi seçiyorsunuz ve eğer çıkan rakam 18 bir şeyin altındaysa eğer olmanız gereken kilonun altındasınız demektir. Ben mesela bundan bir rakam geriyim, tam olarak 17'yim. Ben de bu süreçte o yüzden kilo almaya çalışıyorum ve öğrendiklerimi de sizle paylaşmak istedim. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim ve başlayalım hemen. 1. Öğün sayınızı arttırın. Normal insanlar kahvaltı, öğle ve akşam yemeğiyle sonlandırırken günlerine biz kilo almak isteyenler kahvaltı, ara öğün, öğle yemeği, ara öğün, akşam yemeği, yatmadan önceki öğün şeklinde öğünlerimizi sıklaştırmalıyız. Aynı şekilde almamız gereken kalori miktarına da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü günlük kalori ihtiyacımızın altında alırsak eğer kilomuz düşecektir. Günlük almamız gereken kalori de tam olarak aynı seviyede kalori alırsak kilomuzu koruruz. Fakat bu kalori miktarından biraz daha yüksek alırsak da kilomuzu arttırmış oluruz. Yani günlük almanız gereken kalori miktarını ve ara öğünlerinizi arttırmalısınız ilk iş olarak. 2. Sıvı tüketimine dikkat. Yemekten önce ve sonra tükettiğiniz sıvılara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela eğer yemekten önce siz lıkır bir bardak su içerseniz o midenizde zaten küçücük olan midenizde muhtemelen büyük bir tokluk hissi yaratmış olacaksınız. Yediğiniz yiyecekten daha da az yiyeceksiniz. Dolayısıyla yemekten önce ve yemek yanında çok fazla sıvı tüketmemeye çalışın. Aynı zamanda uyandığınızda kahve veya çay gibi içecekler tüketmek sizin vücudunuzdaki vitamin ve minerallerin emilimini azaltabilir bazılarını. Bu sebeple bu içeceklere çok da fazla yönelmemeye çalışın. Ya da sade bir filtre kahve içmek yerine muz, süt, bal, fındık, kahveyi karıştırarak güzel bir shake yaparak kendinize hem vitaminli hem de kahve bazlı bir içecek oluşturabilirsiniz. Kahve ve çayın aksine de meyve suları, atıyorum portakal suyu, nar suyu, elma suyu neyse artık envai çeşit sizin için çok çok yararlı kilo almanızda. Çünkü atıyorum oturup bir oturuşta 4 portakal yiyemeyen bir insan o 4 portakalı bir bardak meyve suyunda gayet içebilir hızlıca ve ondan alması gereken vitamin ve şeker miktarını alabilir. Sağlıksız besinlere yüklenmeyin. Ben o hatayı yaptım. Sadece kilo almak için yağ, şeker, tuzun ekstra olduğu atıyorum bu paketli kekler, cipsler gibi yiyecekleri tüketerek kilo almaya çalıştığım bir dönem vardı. Fakat bu sadece benim sağlığımdan biraz daha olmama sebep oldu. Çünkü o yiyeceklerin içerisindeki şeyler sizin vücudunuza giren vitamin, mineraller değil. Sizi yalnızca yağ olarak arttıracaktır. Böyle bıngıl bıngıl bir insan olacaksınız. İstediğiniz şekilde bir vücudunuz olmayacak. Dolayısıyla midenize bu çöpleri doldurmaktan vazgeçin her şeyden önce. Bu çar çöpten alacağınız şekeri onun yerine doğal baldan, doğal pekmezden, bu tarz besinlerden alabilirsiniz. Özellikle kahvaltıda tahin, pekmez, bal, kaymak gibi yiyecekler tüketip şeker miktarınızı artırabilirsiniz. Hem de sağlıklı yemiş olursunuz. Kuru yemişlere midenizde her zaman yer açın. Kuru yemişleri gerçekten bir nimet olarak görüyorum ben. Çünkü çok lezizler. Eminim herkesin bir adet sevdiği kuru yemiş vardır. Ve aynı zamanda içerdiği yağlar ve besin değerleri inanılmaz yüksek. Biraz pahalı olduğundan yakınabilirsiniz. Evet ama bunu bir videomda bahsetmiştim açıklamalar kısmında. Bim'de Simbat marka bir kuru yemiş var. Çiğ kuru yemiş karışımı. Sadece 15 TL ve bence gramajı da gayet iyi. Ondan bir paket alıp çantanıza atabilirsiniz ya da işlerinize götürürken bir avuç yanınıza bir saklama kabında bir poşette neyse artık alıp götürüp ara öğünlerde kesinlikle atıştırabilirsiniz. İnanılmaz faydalı. Süt ve süt ürünleri tüketmek. Bol miktarda tam yağlı yoğurt, tam yağlı süt, tam yağlı peynir, krema gibi besinler tüketmeye dikkat edin. Özellikle gece uyumadan önce içtiğiniz bir bardak süt sizin için inanılmaz yararlı. İçinde çok fazla protein var. Yanılmıyorsam 120 kalori içeriyor. Aynı zamanda sütün içindeki bazı maddeler sizin gece uyurken stresinizi azaltarak daha güzel bir uyku çekmenize, dinlenmenize sebep oluyor. Bir de şöyle düşünün, geceleri siz o kaloriyi alıp yattıktan sonra sindirim sisteminiz yavaşlıyor. Dolayısıyla direkt olarak sindirip atmayacak, vücudunuza kazandıracak o güzel proteinleri. Bu yüzden sütünüzü yatmadan önce içmeyi sakın ihmal etmeyin. Laktoz toleransınız yoksa. Bu yiyecekler olmadan öğünlerinizi tüketmeyin. Kuru bakliyatlar, nohut, mercimek, barbunya hem kolay ulaşılabilir, hem proteini yüksek, hem de karbonhidratları. Kırmızı et, beyaz et, balık, bunlardan birini mutlaka gün içinde bir öğününüze en az dahil etmeye çalışın. Bu eklerinizin yanında da mutlaka yüksek kalorili sebzeler, şöyle güzel tereyağlı bir pilav ya da soslu bir makarna ihmal etmeyi unutmayın. Gel gelelim örnek beslenme listemize. Kahvaltıda 2 dilim tam buğday ekmeği, birine dilerseniz kaymak, reçel gibi yiyecekler sürebilirsiniz. Haşlanmış yumurta üzerine baharatlar, zeytinyağı ile süsleyerek o şekilde yiyebilirsiniz. Benim için mesela normal dümdüz haşlanmış yumurtayı yemek çok zor, fakat bu şekilde süsleyerek, tatlandırarak hem kalorisini artırıyorum hem de kendim bir şekilde onu yemiş oluyorum. Ama eğer hiç oluru yok diyorsanız tavaya 2 tane yumurta kırıp omlet yapın. Yanına tam yağlı zeytin, peynir, domates, salatalık, nane gibi yeşillikler koyarak küçük bir salata da hazırlamayı ihmal etmeyin. Bir de tabii portakal suyu, elma suyu, ne seviyorsanız artık güzel bir meyve suyu ile eşlik edin. Ara öğününüzü bir granola bar ya da bir muz yiyerek geçiştirebilirsiniz. Öğle yemeğinde bir tepside patatesi, havucu, soğanınızı kesip onu baharatlayıp zeytinyağlayıp fırına atabilirsiniz. 2 dilim tavuk göğsünü güzelce pişirebilirsiniz. Yanına da tam yağlı yoğurttan bir kase cacık artı bir dilim ekmek de eklerseniz müthiş bir öğle yemeği hazırlamış olacaksınız. Ara öğününüzde de mutlaka bir avuç kuru yemiş tüketin. Yanına kuru kayısı, leblebi, kuru incir gibi şeyler de ekleyebilirsiniz. Akşam yemeği için ise güzel sıcak bir mercimek çorbası, yanına kıymalı ıspanak yemeği ve tabii ki de birazcık patates püresi ekleyebilirsiniz. Ve son olarak tabii ki de uyumadan önce koca bir bardak sütünüzü içmeyi ihmal etmeyin. Ben herhangi bir diyetisyen vesaire değilim. O yüzden mutlaka programınızı bir bilene danışmadan uygulamayın derim. Kilo almak tabii ki de bir gecede olacak bir şey değil. Bu uzun bir süreç. Biliyorum, gerçekten zor da bir süreç. Ben hala bunun içerisindeyim. Bunun tadını çıkarmaya çalışın. Kendinize güzel güzel yemekler hazırlayın. Bunun için kendinizi üzmeyin. Çünkü psikolojiniz de bu kilo alma sürecinde çok etkili bir şey. Moralinizi yüksek tutun, kalorilerinizi yüksek tutun ve kendinize çok çok iyi bakın. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve yandaki o zile basmayı unutmayın. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta, hatta iyi bir hayat diliyorum. Hoşça kalın.